Arkadaşlarım merhabalar tekrardan. Ee, Dişi üreme sisteminin en fazla soru çıkan kısımları genellikle menstrual döngüden karşımıza çıkıyorlar. Çünkü menstrual döngüde aynı zamanda arkadaşlar birçok fazla hormonun da salgılanmasına kaynaklı olarak karışıklık çıkması çok muhtemel bir kısımdır. Ee, dişilerde yumurtalıkta ve buna bağlı olarak rahimde meydana gelen değişikliklere verdiğimiz isimdir aslında menstrual döngü. Bu döngü ergenlik döneminde başlar. 45-50 yaşlarından itibaren yani 45-50 yaşlarına kadar devam edecek. Bu yumurtlama ve menstrual döngünün kesilmesi olayına verdiğimiz isim de zaten menopoz oluyor arkadaşlar. Çünkü dişi üreme sisteminin hormonal kontrolü birazcık farklı. Normalde negatif geri bildirimde östrojen ve progesteron salgısı durdurulabilirken burada bir tane istisna var arkadaşlar. Burada belli bir seviyedeki östrojenin artışı pozitif bir geri bildirim yaptırırken birazcık daha artması bunlarda negatif geri bildirime de yol açabiliyor. Peki diş üreme sisteminin kontrollerinde neler var? Gelelim bunlara hep birlikte bakalım. Hipofizden salgılanacak olan FSH nereye etki edecek arkadaşlar? Ovaryumu etki edecek. Ovaryumu etki ettikten sonra sizce nereye uyarmaya başlayacak arkadaşlar? Ovaryumdan sonra Hemencik yapılacak ilk olay oogenez başlar arkadaşlar. Oogenezin başlamasıyla birlikte de ne olacak? Aynı zamanda östrojen salgısı da artmaya başlayacak. Şimdi hipotalamus'tan salgılanan diğer bir hormonumuz ise LH arkadaşlar. Bakalım bu LH'ta neler göreceğiz? LH hormonuna baktığımızda ise yine ovaryumu salgılayacaklar. Ama ovaryumdan bu sefer ne olacak arkadaşlar? Bir, önce bir ovülasyon olayının gerçekleşmesi gerekecek. İki, ovülasyondan sonraki gerçekleşecek olan olay korpus luteum evresi ve en son durumda ne olacak arkadaşlar burada? Bir progesteron sentezinin başladığını rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi İncelemelerimizi devam edelim arkadaşlar. Bunların her birisi uterusu uyararaktan uterusda ve yumurtalıktaki farklı değişiklikleri yol açtığını biliyoruz. Bakalım nasıl bir olay çıkaracaklar karşımıza. Şimdi bu döngüler özellikle hipotalamusun hipofiz ve ovaryumdan salgılanan hormonlarla denetlendiğini biliyoruz. Şimdi hipotalamusun salgıladığı bir RF var. Releasing faktör dediğimiz bir yapı kendisi. Bu Releasing Factor ne yapacak arkadaşlar? hipofizi uyaracaklar. Hipofizin bir çeşit işte RFS olan GnRH hormonuyla da hipofizden FSH ve LH salgılayacak. Demin de söylettiğimiz gibi özellikle ovaryum hipofizin denetiminde östrojen ve progesteron salgılayarak bu döngü folikülün, ovülasyonun, korpus luteumun ve menstrual evrelerini kapsalayarak ortalama 28 gün sürmesini sağlayacaklar. Ama tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Bunun 28 gün e, sürmesi Kişiden kişiye doğru tabii ki de değişiklik gösterebilir diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, oradaki yani o ay geçen oksidatif stresten tutun da fizyolojik strese, havanın sıcaklığından tutun da beslenmenize kadar ki her türlü faktör bu gün sayısını etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi menstrual evre yaklaşık 28 günlük süreç içerisinde bahsedecek olursak arkadaşlar. Bir menstrual evresi tabi buradaki yıkım gerçekleşirken bu esnada çok daha diş yeni yumurta üretmeye başlıyor. Ortalama tam ortasında yani ovülasyon evresi yumurtanın fırlatılma evresi tam 14. günden itibaren gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz. ve en son 28. günde de yani buraya kadarki süreçte döllenme olayı gerçekleşebilir. Gerçekleşirse de uterus'ta büyümeye devam edebilir gibi olayları inceleyeceğiz. Şimdi folikül evresine baktığımızda yumurtalıkların içerisinde ne demiştik arkadaşlar? Foliküller vardı. Bu foliküllerin içerisinden muhakkak bir tanesi gelişerek döllenme özelliğine sahip bir yumurtanın oluştuğu evredir. Ortalama 10-14 gün süre zarfı içerisinde buradaki foliküllerden en aşağı bir tanesi büyüyor. E tabi ki de bu evrede gonadotropin serbest bırakıcı bir hormonu var. Bunlar da gidecek hipofizden ön lobunu uyaracaklar ve özellikle FSH etkisiyle buranın büyümesini sağlayacaklar arkadaşlarım. E şimdi bu GnRH'ın artmasıyla birlikte ne oldu? FSH arttı. Şimdi arkadaşlar eğer elimizde FSH varsa foliküller uyarılacak. Foliküller uyarıldıkları için de folikülün içerisindeki bir tane birinci losit büyüyecek. Ve bana ne yapacak arkadaşlar? Yumurta hücresi oluşturacaklar. Şimdi her döngüde 10-20 kadar folikül gelişir. Evet ama sadece bir tanesi olgunlaşır. Buradaki foliküllerin büyümesi sayesinde de bu yarılan folikül hücreleri östrojen hormonu salgılar. Peki bu östrojen hormonu ne yapmaya başlar arkadaşlar? Burası önemli. Endometriumun kalınlaşmasını başlatır. Yani döl yatağının olası bir döllenmeye hazırlandığı evredir aslında kendisi diyeceğiz. Şimdi bakalım buradaki ovarian phase dediğimiz menstrual döngülerdeki. Öncelikle bizim elimizde ne vardı arkadaşlar? Ufak bir yumurtamız var. Şimdi bu yumurta ne olacak arkadaşlar? İçeride büyüyecek ve döllenmeye hazır hale getiresiye kadar büyütülmeye başlayacaklardı. Ovülasyonda bunlar yumurta kanalına fırlatıldı. Bir korpus luteum oluştu arkadaşlar. Bu korpus luteum östrojen ve progesteron hormonunun salgılanması devam ettirildi. Eğer yumurta döllenmezse korpus luteum bozulur ve bunun bozulmasıyla birlikte de gördüğünüz gibi yumurta dışarıya doğru atılmaya başlanır. Şimdi bu evrede yani korpus luteum evresinde miyiz biz hala? FSH folikül evresindeyiz. Şimdi bu folikül evresine baktığımızda kana bırakılan östrojen miktarı gitgide artacak. Şimdi östrojen miktarının artması bu hormonun bireyde değişimlerine sebep olacak ki... Buradaki esas olay dişiye has ikinci leşey karakterlerin gelişmesi yani süt bezlerinin büyümesi, saçın dökülmesinin engellenmesi gibi olaylar karşımıza çıkacaklar. Ve östrojenin en önemli olayı endometrium hücrelerini uyararak rahim iç şeperlerini kalınlaşmaya başlar. Yani burada olası hamileliğe hazırlar. pozitif ve negatif geri bildirimler ile FSH ve LH hormonlarının da salgılanmasını düzenleyecekler arkadaşlar bunlar ki bunu biraz önce zaten göstermiştik eğer normalin çok üstüne çıkarsa negatif geri bildirim yaparlar ama endometriyum yeterli miktarda kalınlaşmadıysa arkadaşlar da pozitif geri bildirim yaparaktan da kalınlaşma sağlandıktan sonra yeniden negatif geri bildirimle bu kalınlığı da düzenlemiş olurlar şimdi ovülasyon evresine baktığımızda arkadaşlar folikülün yırtılmasıyla birlikte yumurtalıklardan atılmasına biz ovülasyon diyoruz şimdi ovülasyon ovülasyon evresinin en önemli özelliği LH'ın maksimum seviyeye gelmesiyle gerçekleşecekler. Hipofizden salgılanan LH maksimuma gelir. Yumurta burada spermle karşılaşırsa döllenir ve menstrual döngünün tam olarak ortasında yani ortalama 14. günde iken gerçekleştiğini görebiliyoruz bunların. Ama unutmayalım ki ovülasyon evresi LH etkisiyle ve LH'ın maksimum olduğu seviyede olacak diyoruz. Şimdi ovülasyon evresinde yırtılan folikülün içine yağ damlacıklarının dolmasıyla korpus luteum adı verilen bir yapı oluştu. Şimdi bu yapı bol miktarda progesteron ve az miktarda östrojen salgılayacak arkadaşlar. Şimdi progesteron ve östrojen hormonlarının birleşik etkileri hipotalamus ve hipofiz üzerinden negatif geri bildirim uyararaktan FSH ve LH salgılarını etkileyeceğini söyleyebiliriz biliyoruz. Şimdi ama burada şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte östrojen ve progesteronun salgısının yapıldığı yerler ne olacak? Şimdi korpus luteum östrojen ve progesteronu muhakkak salgılayacak demiştik. Ama progesteronu çok salgılayacak. Östrojeni az salgılayacak. Peki neden arkadaşlar? Çünkü östrojenle endometrium kalınlaştı. Artık ne yapacağız arkadaşlar? progesteronla bu kalınlığı koruyacağız. Yani bunun tek başına kalın olması, endometriyumun kalın olması tek başına bir işe yaramıyor. Progesteron da aynı zamanda bu kalınlığın korunmasına devam etmek zorunda. Peki progesteron Endometriyumu uyararaktan embriyonun tutunması ve gelişmesiyle ilgili ne gibi bir değişiklikler yapacak? Öncelikle kılcal damar genişleyecek, daha çok madde ve oksijen girecek. Kan damarı miktarı artacak. Mukus salgısı artacak ve kalınlaşarak süngerimsi bir yapının da oluşmasını sağlayacaklar. Yine bir önceki yapıya benziyor. Arkadaşlar şurada bir foliküler fazımız vardı. 13. gün boyunca vücut bu esnada ne aşamasında? yapım aşamasında. Yani vücutta bol miktarda pozitif olayları tetikliyor. Ama luteal faz dediğimiz yer yani yıkım aşamasına doğru girdiğimizde endometrium ne olacak arkadaşlar? Parçalanmaya başlayacak. Yani vücut artık gitgide kendini koruma mekanizmasını almaya çalışacaklar. Döllenme olursa embriyo ne olacak arkadaşlar? Endometriuma tutunur ve gelişimini burada tamamlar diyebiliriz. Peki hamile bayanlarda LH hormonunun etkisiyle korpus luteum bozulmaz progesteron salgılamaya devam eder. Ve hamilenin ilerleyen dönemlerde plasentadan progesteron salgılanmaya devam edecekler. İşte burada progesteronun öneminden bahsedelim. Şimdi LH azaldı diyelim. LH azalırsa Progesteron ne olacak arkadaşlar? Bununla zaten doğru orantılıydı. Progesteron azalır. Şimdi LH azaldı, progesteron azaldıysa ne olmaya başlayacak arkadaşlar? Endometrium parçalanır. endometriumun parçalanmasıyla birlikte de ne meydana gelecek? Çocuk düşüğü oluşur. Yani düşük meydana gelir. Endometrium parçalanırsa arkadaşlar döllenen yumurta ya da gelişmeye başlayan fetüs düşmeye başlar. Düşük olur ve ölü doğum gerçekleşir. Menstrual evreye geldiğimizde ise yumurtanın döllenmemesi durumunda korpus luteum bozulur demiştik arkadaşlar. Progesteron salgısı azalacaklar. Böylece rahimin iç duvarları yani endometrium sonradan sentezlenen kısmını parçalayacağız. Yani normal vaziyette şu kadar bir şeyken ne olacak arkadaşlar bu taraflarda? Endometrium birazcık daha kalınlaşmıştı. İşte bu parça parçalanacak. Yani yeniden sentezlenen kısım parçalanacak ve döllenmemiş yumurta hücresiyle rahime ait dokular bir miktar kanla birlikte atılacak ve biz bu olaya menstruasyon ya da halk dilinde adet görme olayından bahsedeceğiz. Bu evre yaklaşık 4-5 gün sürecek ve bu 4-5 günün sonucunda arkadaşlarda da e, aslında menstrual evrenin yani kanamanın ilk günü oluyor. Ama bu menstrual evre başlar başlamaz yani yumurta atılmaya endometrium parçalanmaya başladığında dişi çoktan yeni bir folikülü uyarıp yeni bir yumurtanın gelişmeye başlattığını da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O döllenmedi döllenmeyeni atıyor vücut. Aynı zamanda yeniden bir yumurta oluşturmaya da başlıyor. İşte bunun içinde önemli olan nokta arkadaşlar şuradaki verilen grafikler. Abi buradaki grafikler çok soruldu. Kamdaki FSH ve LH. Şimdi folikül evresine kadar baktığımızda arkadaşlar şurada ki yeşil olan FSH bu olan da LH. E, FSH'ın etkisiyle ne oldu? Yumurta bu taraflarda büyümeye başladı. Burada fırlatıldı. Kamdaki östrojen progesteron miktarı da buna bağlı olarak farklılık gösterdi. Östrojen miktarı FSH'nin etkisiyle artmaya başladı. Endometrium tabakasını kalınlaştırdı. Uterus kalınlığı dediğimiz şey de zaten buradan geliyor arkadaşlar. Uterus'un kalınlaşmasıyla birlikte ne olmaya başlıyor bu taraflarda? Embriyonun tutunabilecek yerinin ne geliştiğini söyleyebiliyoruz. Tabi grafikler bu kadar basit bir şekilde bitmez. Öncelikle hipotalamus'tan salgılanacak olan yapılarla östrojen ve progesteronlardaki fazlalıkları engelleyebilirler ve yüksek düzeyde östrojen ile uyarıldıysa hipofizden ne yapacak arkadaşlar FSH ve LH salgısının artmaya başladığını göreceğiz ki en çok grafiklerde görecek olduğumuz olayda bunlar olacak arkadaşlar. Kandaki hipofiz hormonlarının miktarının artmasıyla beraber foliküller gördüğünüz gibi ne oldu? büyüdü. Büyüdükten sonra ne oldu arkadaşlar yumurta serbest kaldı. Sonra bu parçalanan folikülün içerisine yağ damlacıkları doldu ve korpus luteum salgılandı. Bu korpus luteumun etkisiyle birlikte ne olmaya başlayacak arkadaşlar? Progesteron seviyesinin artmaya başladığını görecektik. E gördüğünüz gibi arkadaşlar LH zirvedeyken progesteron da maksimuma çıkmaya başladı. Ama diyelim ki döllenme gerçekleşti hamilelik olursa doğuma kadar progesteron seviyesi büyük östrojen olacak. İşte burada progesteron seviyesi düşerse endometriyum parçalanır. Çocuk da düşmeye başlar. Bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden progesteron sürekli ve sürekli salgılanmaya başlar. Şimdi hemen tekrardan gelelim bu taraflarda. Şimdi hamilelikte yeni bir yumurta oluşmaz. Buna zaten dikkat edeceğiz. Burada menstrual döngü falan yok. Menstrual döngünün olmadığı için de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sadece çocuğu büyütmeye başlayacaklar. Dolayısıyla östrojen ve progesteron salgısı nerede devam edecek? Korpus luteum da bunu salgılamaya devam eder. Plasenta da bunu salgılayabilir. Şimdi bazı durumlarda arkadaşlar biliyorsunuz ki e, özellikle ve özellikle tüp bebek yöntemlerine baktığımızda arkadaşlar tüp bebek yönteminde anne dışarıdan iğne olmak zorundadır. Bu iğne çoğunlukla progesteron iğnesidir. Bu progesteron iğnesi sayesinde de endometriumu şuradaki gördüğünüz gibi kalın bir vaziyette kalmasını sağlar. Burada progesteron iğnesini olmazsa ne olacak arkadaşlar? Bir çocuk düşüğü meydana gelebilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar O yüzden dişi sürekli bu iğneyi olmak zorunda ve bir çocuk sahibi olabilmek için nereden baksanız 200-300 tane hormon yani iğnesi olmak zorunda kalıyorlar şimdi dişi üreme sistemin hormonlarında demin de söyledik hipofizden salgılanan fsh lh lth ve oksitosin vardı fsh'ı demin de söyledik ne yaptı östrojen salgılanması folikülün gelişmesi ve yumurtanın olgunlaşmasını sağlamıştık. Luteinleştirici hormon arkadaşlar folikülün yırtılıp ovülasyonun oluşmasını, korpus luteumun uyarılmasını, yani korpus luteum haline gelmesini, bu korpus luteumun da progesteron salgılanmasını sağlıyordu. E prolaktin var. Bu da korpus luteumun devamlılığını sağlar. Hamileliğin bitiminde süt bezlerinin gelişmesinde etkilidir. Süt salgısının oluşmasında rol oynuyordu. Bir de annelik iç kudüsünü oluşmasına yol açıyordu. Oksitosin de özellikle hipofizin arka lobundan salgılanan kandaki miktarı doğum anında en yüksek seviyeye geliyordu ve uterustaki kaslarını ve özellikle buradaki düz kasları uyararaktan da doğumu kolaylaştırıyordu. Ovaryumdan ise östrojen ve progesteron salgısı vardı. Bunlar foliküllerden salgılanıyordu. Uterusun gelişmesini, kan dokudaki seviyenin artmasını sağlıyordu. Progesteron da korpus luteumdan salgılanıp ne olacak arkadaşlar? Gebeliği kontrol edeceğini söylüyorduk. Şimdi arkadaşlar diş üreme sisteminin hormonal kontrolü ve menstrual döngüyü de burada bitiriyoruz. Ee, döllenme olayında da geldiğimiz yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.